Çerkez Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Nusret Başbeyefendi, çok değerli Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanımız Profesör Doktor Ümit Dinçer Beyefendi, siyasi partilerimizin temsilcileri, çok değerli Çerkezler, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 158 yıl önce 21 Mayıs'ta bir sürgünle karşılaştınız. Bir dramdı, bir trajediydi. Ve o dram ve trajedi devam etti. Biz Türkler kuzeye kara deriz, batıya ise ak deriz. Ben bir tarihçiyim, belki ilk defa duyuyorsunuz. Evet, o zaman kuzey karaydı. Büyük bir ızdırap yaşadınız. Sonra Anadolu'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Ürdün'e, Balkanlara göç ettiniz. Buralarda yeniden tutunmaya başladınız. Yahya Kemal bizim tarihimizin çok büyük şairlerinden bir tanesidir. Ölmek bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor diyor. Anadolu'da söylenir, bilirsiniz Çerkezler. Hani söylerler ya, bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım, ille de vatanım demiş. Değerli Çerkezler, benim de annem Çerkez. Ve dedemin babası 1864'te o trajediyi yaşayanlardan bir tanesiydi. Ankara'ya gelmişler. Sonra Bala'ya yerleşmişler. Ben Besne'yim. Çocukluğum onların içerisinde geçti. Ve orada akordiyonlarla, atlarla, karmak çaylarıyla ve de Kafkas halk danslarını öğrenerek geçti. Çocukların büyüdüğü zaman da anneleri Elazığlıydı, Zazaydı. Elazığ'ın halk oyunlarını öğrenin dedim. Ama aynı zamanda babaannenizin de halk oyunlarını öğrenin dedim onlara. Ve onlar öğrendiler Kafkas halk oyunlarını. Sayın Ahmet Davutoğlu da Şırnak'ta biraz sonra Kars'a geçecek. Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na selamlarını getirdim. Ve o da sizin acılarınızı paylaşıyor. Değerli Çerkezler, acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler de paylaşıldıkça çoğalır. Biz sizlerin acılarınızı paylaşıyoruz. Ama unutmayın ki imparatorluktuk biz. İmparatorluğumuz yıkıldı bizim. Biz 9 cephede dövüştük. Galicia'da, Kafkasya'da, Allahu Ekber dağlarında, Kutul Amare'de, Çanakkale'de ve de Kop dağlarında, Filistin'de, Cezayir'de, oralarda dövüştük. Yenildik. 3 yerde galip geldik. Çanakkale'de, Kop'ta ve Kutul Amare'de. Ve imparatorluğumuz yıkıldıktan sonra biz buralara geldik. Çerkezler buradaydı. Abaza'dan gelenler buralardaydı. Ve de Dağıstan'dan gelenler, Kafkasya'dan gelenler buradaydı. Balkanlardan gelen Boşnaklar, Arnavutlar buradaydı. Romanlar buradaydı, Araplar buradaydı. Burası bizim son kalemizdi. Son vatanımızdı, son sığınağımızdı, son limanımızdı bizim. Şimdi bizi buradan da uzaklaştırmak istiyorlar. Evet, Kafkasya bir gün özgür olsun istiyoruz. Biraz önce başkanımız çok güzel söyledi. Bu Rusya emperyal hikayelerinden hiç vazgeçmiyor. Emperyalist devletler hep böyledir. Siz Kafkasya'da kötü bir kaderin çocuklarıydınız. Neden? Kafkasya stratejik bölge. Kim orada yaşarsa hep acılar onları bulur. Hani Anadolu'da bir söz var ya, bütün gam, bütün keder bize gelir, bizden gider diyerek. Evet, Kafkasya'da size geldi, sizden gitti. Anadolu'da da bize geldi, bizden gitti değerli arkadaşlarım, değerli Çerkezler. Şimdi bu acıları, evet biraz önce başkan söyledi, günü kutlayalım. Yani bu acı gününü analım, beraberce analım. Ölenlerimizi ve oralardan savaşarak ölenleri, şehit olanları analım. Ama bunların hikayeleri var mı? Sözlü bu hikayeler. Hani nerede bu hikayeler? Nerede piyesler? Nerede romanlar? Nerede Nobel almalar? Eğer bu ızdırapları başka bir millet yaşasaydı, Çerkezler, Türkler, Kafkasya'dan gelenler, Çeçenler veya başka halklar, Dağıstanlılar, öbür taraftan Balkanlardan 5,5 milyon insan geldi. Bunları başkaları yaşasaydı binlerce film yaparlardı. Hatırlarsanız Hitler'in Almanya'da yapmış olduğu bir zulüm vardı. Yani bir soykırım vardı Yahudilere karşı, Hazar Türkleri Yahudilerine karşı. Ve hikayeler, binlerce film çevirdiler. Şimdi ben Çerkezlere sesleniyorum. Çerkezler,
Anadolu topraklarındasınız. Bu topraklar sizin vatanınız. Bir gün Kafkasya özgür olacak inşallah. Bu Rusya emperyal hikayelerinden vazgeçmese bile bir gün yenilecek. Kırım'ı işgal etti. Şimdi Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Ve başka yerleri de işgal etmek istiyor. Hiç vazgeçmedi onlar. Orta Asya'dan, Anadolu'dan, sıcak denizlere inmekten hiç vazgeçmediler. Ama Nusret Başkan söyledi. Yenilecekler. Ama Çerkezler, bunların hikayelerini yazın. Çocuklarınızı okutun. Ve orada dillerinizi öğrenin. Kültürlerinizi, biraz önce söyledim. Ben Karmakçay'la büyüdüm dedim. Akordeonla büyüdüm. Kafkas halk danslarıyla büyüdüm. Ben orada annelerimin ve de teyzelerimin yapmış oldukları düğünleri gördüm. Yani kültürlerini yaşattılar. Değerli Çerkezler, milletler kültürleriyle yaşarlar. Kültür nedir? Sizin doğduğunuzdan tarih sahnesine Kafkasya'da çıktığınız andan itibaren bugüne kadar biriktirdiğiniz her şey. Yani sizin askeri uğurlamalarınız, düğünleriniz, nişanlarınız, şarkılarınız, türküleriniz, tadyanlarınız, hikayeleriniz, atasözleriniz. Bunları unutturmayacaksınız. Ama neyle? Bir yandan Türkçeyle ama bir yandan da Çerkezceyle. Ana dilinize sahip çıkacaksınız. O ana dili öğrenme konusunda Türkiye'de reformlar oldu. Yani ben de o zamanlar milletvekiliydim. 3 dönem milletvekilliği yaptım ben. 24, 25 ve 26 dönem Manisa milletvekili yaptım. Kurmançe'nin, Zazaca'nın, Çerkezce'nin ve de Lazca'nın seçmeli ders olmasında benim de imzam var. Yetmez. Bu dilin yaşaması lazım. Bu dili yaşatacak olan sizlersiniz. Hak verilmez, hak alınır diyerek meşru, hukuki ve ahlaki zeminlerde bu hakkı aramak için işte dernekler kuracaksınız. Kurmuşsunuz bu dernekleri. Yetmez, federasyonlarınız olmuş. Ama aynı zamanda bakın el ele gelmişsiniz. Bugün Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı burada. Çerkez Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı burada. Bakın bir elin neyi var? Hiçbir şeyi. Ama iki elin nesi var? Görüyorsunuz değil mi? Sesi var iki elin. Eller elleri yıkar, eller de yüzü yıkar Çerkezler. Siz bu kültürü yaşatmak için halk danslarınızı, sözlerinizi, atasözlerinizi, tatyanlarınızı, şarkılarınızı, türkülerinizi, acılarınızı ve sevinçlerinizi lütfen dilinizle yaşatın. Bak ıbıkça ölmüş vaziyette. Her gün dünyada yüzlerce dil ölüyor. Bu diller bizim ortak malımız. Dünya ortak kültürel mirası bunlar. Bunları öğreneceğiz, öğreteceğiz ve yaşatacağız. Kafkasya ile bağlarımızı koparmayacağız. Ferdi Tayfur'un güzel bir türküsü var. Ne diyordu Ferdi Tayfur? Hadi gel köyümüze geri dönelim diyerek. Evet, Kafkasya ile bağımızı koparmayacağız. Anadolu'da tutunacağız. Anadolu'yu güçlü yapacağız. Ama Kafkasya'ya da gidip geleceğiz. Çocuklarımıza dedelerimizin büyüdüğü, yaşadığı, doğduğu toprakları, o yaklaşık 700-800 yıl önceki yaşadıkları toprakları onlara tanıtacağız. Ve buraları anlamak isterim. Bu Anadolu topraklarında hiçbirimizi tutmak istemiyorlar. Bize kızıyor bu emperyalistler. Bir, Malazgirt'te Alparslan'la Anadolu'yu fethettik diye kızıyorlar. Anadolu sizin değil, geldiğiniz yerlere geri gidin diyorlar. Yani Çerkezler, gidin buradan. Türkmenler, gidin buradan. Boşnaklar, gidin buradan. Nereden geldiyseniz gidin diyorlar. Gitmeyeceğiz dedik ve tutunduk. Sonra ikinci olarak İstanbul'u fethettik. İstanbul'u fethettiğimiz için de bize kızıyorlar. Değerli arkadaşlar, değerli Çerkezler, değerli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları. Üçüncü olarak da Çanakkale'de direndik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber imparatorluğumuz yıkıldıktan sonra Sakarya yönlerinde yeni bir devlet kurduk biz. O devletin kuruluşuna da kızıyorlar ve diyorlar ki Çanakkale'nin, Malazgirt'in, Sakarya'nın intikamını alacağız size diyorlar. Ama hep beraber Arnavutu'yla, Boşnağı'yla, Romanı'yla, Kürdü'yle, Zazası'yla, Çerkezi'yle, Çeçeni'yle bu topraklar hepimizin inşallah. Bu topraklarda beraberce yaşayacağız. Özgür, demokrasinin alanını genişleteceğiz. İnsan haklarının alanını genişleteceğiz. Hukukun üstünlüğünün alanını genişleteceğiz. Ve hep beraber bütün kültürler birbirlerinden alışveriş yapacak. Evet, Çerkezlerden Türkmenler, Türkmenlerden Kürtler, Kürtlerden Zazalar, Boşnaklar, Araplar mutfaktan bir şeyler alacak. Kelimelerden bir şey alacak. Atasözlerinden, mimariden, halk danslarından, örfümüzden, ananemizden alacağız. Hep beraber Anadolu'da bu kültür bizim kültürümüz diye derken bir yandan da spesifik olarak, özel olarak, özellikle Çerkezlerin kendi kültürlerini yaşatma konusunda size ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten tüm siyasilere, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Hep beraber bunu yapacağız. Acınızı paylaşıyoruz. Bizim partimizde Çerkez olan çok arkadaşımız var.
kurucularımız. Seren Yıldız Öztürk burada. Hasan Seymen burada. Abdullah Teber burada. Bizim Güllür Hayran kardeşimiz burada. Eski YÖK Başkanımız Yusuf Ziya Özcan burada. Fatma Şerefoğlu burada. Yaklaşık 10'a yakın arkadaşımız partimizin kurucusu, genel başkan danışmanı veya çok üst görevlerde hep bulunuyorlar. Beraberce bu kültürleri yaşatmak için bize düşen görev neyse, bütün dernek başkanlarına, federasyon başkanlarına sesleniyorum. Sizin emrinizdeyiz. Biz siyasetçiler sizin emrinizdeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki Hazreti Muhammed'in sözüyle bitirmek isterim. İnsanların en güzeli insanlara hizmet edendir diyor. Bakın Müslümanların en güzeli demiyor. Müslümanlara hizmet edendir demiyor Hazreti Muhammed. İnsanların en güzeli insanlara hizmet edendir diyerek. Kavmimizi seveceğiz ama ırkçılık yapmayacağız. Bütün kavimler güzeldir. Allah böyle yaratmıştır. İnşallah Çerkezler bir gün Rusya'nın yenildiğini görecekler. Onlar yenildiler 1991'de. Kırgızistan doğdu, Kazakistan doğdu, Özbekistan doğdu orada. Orada Türkmenistan doğdu, orada Azerbaycan doğdu. Bir gün Kafkas halkları da kendi ülkelerinde özgür bir şekilde yaşayacaklar. Ve Anadolu ile Kafkaslar arasında yine bir köprü olacaklar o kültürle. O güzel insanlar beraberce Anadolu'yu ve Kafkasları el ele birlikte büyüteceğiz. İlme sarılacağız, kültüre sarılacağız ve değerlere sarılacağız. Eğer ilim bizdeyse, teknoloji bildiyse, bizdeyse ve kültür bizdeyse o zaman bizi kimse yenemez. Çerkezler bilgi sizde olsun. Çerkezler kültürel hayatınıza sahip çıkın. Çerkezler teknoloji size sahip olsun. Siz sahip olun ve Çerkezler tarihinizi unutmayın. Saygılar sunuyorum. Acınızı paylaşıyorum. Nice bu kutlamalar hep beraber yapacağız bu acıları. Ama aynı zamanda geleceğe de umutla bakacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum.